Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Bitoken'in miningini nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. CoinMarket'teki fiyat listesini görüyorsunuz. Buradan web sitesine tıkladıktan sonra direktmen kendi orijinal web sitesine gidiyorsunuz. Burayı hızlı geçeceğim. Yani buradan detaylı şeyleri anlatılıyor. Bunları incelerseniz. Bizim ilgilendiğimiz kısım da madencilik kısmı. Bu madencilik kısmında da mining pool kısmında da hangileri de mining yapabiliriz, hangi sitelerde mining yapılır onları gösteriyor. Baştan Miningate ile Abbot da burada mevcut. Diğer sitelerde de mevcut. Ben en idealini arkadaşlar burayı bulabildim. Çünkü diğerlerini denedim, pek randıman alamadım. Burası en ideali geldi ve bunun üzerinden size tanıtım yapacağım. Buradan tıklayarak da ulaşırsınız zaten. Arkadaşlar buradan şeye geldikten sonra Getting Star'a geleceksiniz burada. Getting Star'a geldikten sonra burada sizin ekran kartlarınızla ilgili hangisi uygunsa onu indirin. Burada AMD ve Nvidia var ve CPU da var burada özellikle. Ama ilk başta yapmanız gereken işlem maalesef virüs programlarınızı kapatmanızdır. Virüs programlarını çok kötü algılıyor. O açıdan da mining yapmamızı engelliyor. 20 Bitoken olduğunda da ödemesini yapıyor bize. Ben buradan bunu indirdim. Şunu AMD'yi indirdim. Buradan download diyorsunuz. Sizi zaten yönlendiriyor. Gene de göstereyim size. Evet, buradan da bunu tıklayacaksınız. Çünkü benimki 64 bit. Sizinki de 32 ise bunu indirin. 64 olduğu için ben bunu indirdim. Bunu indirdikten sonra direktmen dosyayı buraya çıkartıyorsunuz. Şu şekilde 3 tane dosya gelmiş oluyor. İsterseniz ayarlarını da benim için yap diyorsunuz. Hani ben şu anda şunda üretim yapıyorum. Biraz daha güçte. Çünkü daha çok versin diye. Bende 2 tane ekran kartı var, bunu biliyorsunuz. Ben isterseniz buradan ayarlamasını da şöyle yapabilirsiniz. 505'e getirip wallet cüzdanınızı buraya yazdıktan sonra worker name'inizi de buraya yazın. Ve getir dedikten sonra şu şekilde, hatta göstereyim. Bakınız, ben de burada da özellikle şeyi kullanıyorum. Bitoken'in wallet cüzdanını kullanıyorum. Buradan wallet cüzdanınızı kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Buraya da worker name'inizi ne yazıyorsanız, Rig1 diye. Rig1 diyelim buna. Gerisi önemli değil. Buradan okey dedikten sonra zaten size buraya şeylerini üretiyor arkadaşlar. Bunu kopyalayıp yapıştır da yapabilirsiniz. Veya da hiç uğraşmayın. Benim gibi yapın. Şu şekil bunu şeyle beraber notepad'la beraber açın arkadaşlar. Bizim buradaki yapacağımız şey, şuraya doğru baktığınızda şunu yapacağız sadece. Şu URL kısımlarını ayarlayacağız arkadaşlar. O da nasıl olacak? Hemen göstereyim. Bizim şurayı kopyalıyorsunuz. Bakınız, şurayı kopyalıyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Şuraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Buraya yapıştırdıktan sonra da iki nokta üst üste koyarak şunu yapıştırıyorsunuz. Ama dediğim gibi bende 2 tane ekran kartı var. 8 GB'lık Sapphire'in RX 580'i var. Benimki o yüzden ikisi güçlü olduğu için ben bunu çalıştırıyorum. Sizinkiler düşükse ona göre bir düşüğünü alabilirsiniz. En düşükten en yükseğe doğru gidiyor. Bunu siz belirleyeceksiniz. Ekran kartınıza göre ayarlayacaksınız. Ondan sonra şuraya da bakınız, wallet cüzdanınızı yazıyorsunuz. Buraya da password olarak halen de 0 yazıyorsunuz ve bunu kaydet diyorsunuz. Kaydet dedikten sonra kapatıp şuradan da start diyorsunuz. Start dedikten sonra sistem bu şekilde çalışıyor. Şu anda da bakınız, Bitoken PT 55 5555. Şu şekilde gözüküyor. Peki şeyimi nasıl göreceğim derseniz, hani bilgilerimi nasıl göreceğim derseniz, buradan
Warcry tıklıyorsunuz. Warcry tıkladıktan sonra gelen ekrana wallet cüzdanınızı yazdıktan sonra lookup diyorsunuz, giriş diyorsunuz. Şu anda da benim gücüm burada. Ve şu anda da algoritmalar işleniyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ben buraya worker ismi vermedim. Şu anda aktif. Şu anda 850 hash rate gücünde veriyor. 2 dakikadır çalışıyor. Total hash rate'im bu arkadaşlar. 20 BCN olduğunda da size ödemesini yapıyor arkadaşlar. Yani bu 20 BCN'ye kadar kazım yapmak, üretim yapmak zorundasınız. Site size ödemesi için. Arkadaşlar bu havuz kısmını ayarlamayla göstereyim. 20 BCN'yi, yani minimum 20 BCN olması gerekiyor. 20 BCN'yi nasıl ayarlayacağız onu göstereyim. Onu da buradan şuradan hereye tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda size şu şekil zaten wallet adresinizi geliyor. Şuradan sadece IP'nizi gireceksiniz. IP'de şöyle internetten araştırabilirsiniz. Benim IP'm diye girdiğinizde, MyIP diye girdiğinizde şunu kopyalıyorsunuz. Şuraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar şurada da en az minimum 20 yazdıktan sonra set diyorsunuz, kaydet diyorsunuz. Kaydettikten sonra da şu şekil kaydedilmiş oluyor arkadaşlar. Yani ben daha önce kaydettiğim için de tekrar kaydetmez. Şu anda da bu şekil kaydetmiş oluyor. Bunu da göstereyim size. Bunu da bilginiz olsun. Bugünlük de bu BuyToken'in ekran kartlarıyla üretimini gösterdim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer ki faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yorum ve sorunlarınız da olursa da altta mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Her şey için teşekkür ederim. Bol kazançlar diliyorum.